da şairlerle ilgili olarak anlatılmak istenen asıl düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Şaire göre hayat şekillerle renkli yansımalarla doludur. Şiirlerde şairlerin yaşam tarzları ve şiir anlayışları hissedilir. Şairin hayat karşısındaki tutumu ise bir seyirci tavrıdır. Bize ne yaptı burada? Şairin hayat karşısındaki tutumunun seyirci gibi olması gerektiğinden söz etti. Parçanın devamı yine aynı şekilde bunu destekler bir nitelikte. O zaman bakalım bunu destekleyen şıkkımız B şıkkı olacaktı. Şair hayat içerisinde bir oyuncu değil izleyici, izleyicidir. Aynen parçada bahsettiği seyirci ifadesini dikkat ederseniz B şıkkında buluyoruz. O zaman cevabımız Bursa. Bu parçada bu parçada olimpiyat bayrağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Olimpiyatlar yalnızca gerçekleştirilen yarışlarla değil, yaygınlaştırılan bir takım değerlerle, değerlerle de anılır ki bunların başında Olimpiyat bayrağı gelir. Şimdi yaygınlaştırılan değerlerle anılır dedi. O zaman bakalım A şıkkına. Olimpiyatların değerlerinden Olimpiyatların değerlerinden biri olduğuna, evet, Olimpiyat bayrağı Olimpiyatın değerlerinden birisidir. Evet A şıkkını destekledi bu bu bilgi. Devam ediyoruz. Olimpiyat bayrağında üçü yukarıda ikisi aşağıda olmak üzere iç içe geçmiş 5 halka yer alır. Bu bayrak ilk olarak 1928 olimpiyatlarında dalgalandırılmıştır. Şimdi iç içe geçmiş 5 halka dedi. Bakalım bunu destekleyen şıkkımız B şıkkı şeklin 5 halkadan oluştu. Evet. 1928 olimpiyatlarında dalgalandırılmıştı ilk olarak İlk ne zaman dalgalandırıldığından da bahsetti bize E şıkkında e şıkkında ilk ne zaman dalgalandırıldığından bahsetti. Sonra devam edelim. Antik olimpiyatlardaki bayrak ise oyunların başlangıcında tutuşturulup oyunlar sona erene dek yakılırdı. Bu uygulamadan esinlenen Uluslararası Olimpiyat Komitesi bayrağın yakılması yerine bir olimpiyat meşalesinin yakılmasını tercih etmiştir. O zaman yakılması kararının yıkılmaması kararını kim almış? Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Buradan C şıkkında destekleyen bilgiyi bulduk. Üzerindeki şekillerin anlamlarını, üzerindeki şekillerin anlamlarından bahsetmedi parçamızda.